Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Seçime Doğru 2024 programıyla Tele1 ekranında sizinle olmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Sayın Ahmet Özer. Sayın Özer merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ülke Hanım. Nasıl geçiyor? Hararetli bir seçim süreci var. Evet, çok iyi geçiyor. Biz günde 16-18 saat çalışıyoruz. Esenyurt halkıyla buluştuk. Biz onları, onlar bizi bağrına bastı. Yüksek bir tempoyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz. İnşallah ipi gösteyeceğiz. Tabii şimdi planlar, projeler, hedefler hepsi önemli. Mevcut sorunlar, o sorunların nasıl çözüleceği. Aynı zamanda siz siyaset bilimi konusunda uzman bir isimsiniz. Sosyoloji konusunda uzman bir isimsiniz. Yerel yönetimler konusunda da öyle. İlk olarak şunu sormak isterim. Esenyurt'a baktığımızda aslında Türkiye siyasetinde son dönemde muhalefeti de görüyoruz. Evet. Özellikle yerel seçimlerde belki bunu biraz fazla görmeye başladık. Evet. Esenyurt'ta bazı muhalefet partileri tarafından hedef alındığınızı, hedef gösterildiğinizi görüyoruz. Bir yanıtınız olur mu o hedef almalara, hedef göstermelere? Bunu zavallı hezeyanlar olarak görüyorum. Ben devlette uzun yıllar çalışmış, üniversitede bölüm başkanlığından rektörlüğe kadar görevler yapmış, Amerika'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da çok çeşitli ülkelerde ülkemi temsil eden bir bilim insanıyım. Bugüne kadar kaşın üstünde gözün var demeyenler bugün seçimi aldığımızı görünce bir takım zavallıca hezeyanlara başvurdular. Onlar o hezeyanlarında boğulsunlar. Halkın dikkatini çekmek için güya bize bulaşarak kendilerine prim kazanmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer bugün Türkiye'nin gündeminde olan biri değil ki. Yıllardır ülkeme hizmet ediyorum. Yıllardır televizyonlardayım. Evet. 36 tane kitap yazdım. Türkiye'nin üniversitelerinde dersler verdim. Benim öğrencilerim şimdi kaymakam, vali, bakan, milletvekili bile olanlar oldu. Ben de şimdi ülkeme siyaset yoluyla hizmet etmek üzere Esenyurt'umuza aday oldum. Dolayısıyla korkunun acele faydası yok. Allah'ın izniyle biz gümbür gümbür geliyoruz. Halkımızın desteğiyle de bu seçimi kazanacağız. Onlar kendi itibar suikastlarına, hezeyanlarında, zavallılıklarında boğulsunlar. Evet, bu kadar yanıt yeterli diyorsunuz. Evet. Esenyurt'ta halkla buluşmalarınız sürüyor. Halkla bir araya gelmeleriniz devam ediyor. Size anlattıkları, sizden istedikleri, bekledikleri çok önemli. Dolayısıyla bunlar da bir plan ve proje yığını olarak, çok fazla plan ve proje var çünkü önümüzde. En öncelikli olanlar hangileri? Şimdi Esenyurt'ta 40 yıl içerisinde çok büyük, hızlı bir nüfus artışı olmuş. Bu nüfus artışının iki boyutu var. Biri, orada bir sanayi oluşmuş 2000'lerle beraber. Bu bir çekim merkezi oluşturmuş. İkincisi de büyük bir yapılaşma meydana gelmiş. Bu yapılaşmayı da AK Parti döneminde özellikle insanı odağa alan bir kentleşme yapmak yerine rantçı bir belediyecilik yapılmış ve adeta kentin ak göğsüne beton yığınları dikilerek Esenyurt'un geleceği karartılmış. Tabii biz geldikten sonra bu çarpık kentleşme meselesine bir çözüm bulacağız kentsel planlama çerçevesi içerisinde. Mesela deprem toplanma alanları, sosyal donatı alanları bile yok edilmiş. Mesela bir kişi başına düşecek olan yeşil alan 10 metrekare iken burada 72 santime düşürülmüş. Ve bunları yapanlar şimdi tekrar karşımıza aday olarak çıkmışlar. Hangi yüzde halktan bunlar oy istiyorlar? Halk artık kendini sömüren, rantçı belediyecilik yapan, siyaseti kirleten insanlara bana göre geçit vermeyecek. Ben bir bilim insanıyım. Bilimin ışığını siyasete katmak için, siyasete kalite getirmek için halkımla beraber yürümek ve halkımla birlikte Esenyurt'u yönetmek için aday oldum. Onun için diyorum ki Esenyurt'la ilgili bir hayalim var. Bu hayalim Esenyurt küçük bir Birleşmiş Milletler gibi. Herkesten, her kesimden insanlar var. Öncelikle burada bir barış adası yaratacağız. İki, Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız. Üç, Esenyurt'u yeşil, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Dört, Esenyurtlu kötü olaylarla bugüne kadar gündeme gelmiş. Bunları ortadan kaldıracağız. Esenyurtlu da tıpkı Beşiktaşlı gibi, tıpkı Kadıköylü gibi göğsünü gere gere ben Esenyurtluyum, Esenyurt'ta yaşıyorum diyebilecek bir noktaya getireceğiz. Bugün bunu diyemiyor. Bunu diyememesi bugüne kadar yönetenlerin ayıbı. Özellikle 15 yıllık AKP
yanlış yönetiminin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir kent adeta bu beton lobileriyle betonlaşma adına katledilmiş. İçim yanıyor gördüğüm zaman Ülke Hanım. Bir kent bilimci olarak baktığımda. Şimdi biz zararın neresinden dönülürse kârdır misali bunun önüne geçeceğiz. Bunun ortaya çıkarmış olduğu ulaşım sorunları var. Hı hı. Onları gidereceğiz. Yani bir Hızray projesi var. Mahmut Bey Esenyurt metrosu var. Onu büyük şehirle birlikte yapacağız. Şehir içi yollarında problemler var. Onları belli bir düzene sokacağız. Kavşak düzenlemeleri, yeraltı, yerüstü geçitleriyle o şehrin ulaşımını bir kere mutlak surette çözeceğiz. İki, bir kere bir kentin en önemli rutin çalışmalarından biri de sağlıklı bir ortam, temiz bir çevrenin olmasıdır. Bunu mutlaka sağlayacağız. Üç, yine bir kentin en önemli rutin işi o kentin biraz parka, bahçeye sahip olmasıdır. Yani orada o kadar fabrika var, o kadar emekçi var, o kadar insan var. Hafta sonu çoluk çocuğuyla gidebileceği, biraz çiçeğin, böceğin olduğu, oksijen alacağı, nefes alacağı bir ortamın olması lazım. Bunları mümkün mertebe arttıracağız ve yaratacağız. Onun için mesela 10 tane mahallemizde 12 tane park var yapmayı planladığımız. Hı hı. Ayrıca Harami Dere'de yeşil vadiler şeklinde planladığımız işler vardır. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Öte yandan Esenyurt'ta başka bir sorunumuz var. Eğitim ve sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Bir sınıfta 60 tane öğrenci okuyor. Ben eğitmenim. 60 kişilik sınıflardan öğrenci yetiştiremezsiniz. Oradaki insanların geleceğini karartırsınız. Ayrıca eğitimde hiç çağ falan atlamamışız. Biz maalesef, çocukluğumuzda maalesef. Yaşadığımız sorunlar hala devam ediyorsa kesinlikle, bu yüzyılda bu kesinlikle. Büyük bir problem. Zaten o ayrı bir konu. O ayrıca tartışacağımız bir alan. Zamanımı daha çok Esenyurt'u anlatarak kullanmak istiyorum. Sağlıkla ilgili sorunlarımız var. Hı. Koca Esenyurt'ta bir tek tane devlet hastanesi var. Şimdi soruyorum yani bugüne kadar oradaki yöneticiler uyuyor muydu? Resmi olarak 1 milyon gayri resmi 1,5 milyon nüfusu olan bir şehre bir tek tane devlet hastanesi Allah'a reva mı? Ayrıca başka sorunumuz var Ülke Hanım. Çocuklarımızın geleceğine göz koymuşlar. Bir uyuşturucu problemi var, bir bağımlılık problemi var Esenyurt'ta. Bunun kökünü kazıyacağız. İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yapacağımız işler var. Belediye olarak yapacağımız işler var. Yani hem önleyici, bilinçlendirici hem de buna efendim bulaşmış gençlerimizi de o hastalığın çeperinden çekip alabilmek için de rehabilitasyon merkezlerimiz var yapacağız. Ayrıca kadın cinayetleri var. Bunların mutlak surette önüne geçmemiz lazım. Gene hem bu eğitim, bilinçlendirme ama acilen de kadınlarımızın yaşam alanları, sığınma evleri şeklinde yapacağımız yaşam alanları söz konusu. Hı hı. Öte taraftan Esenyurt kötü bir takım çatışmalarla vesaire gündeme geliyor. Bunun nedeni de şu. Hep söylerim, bir kente girdiğiniz zaman yolları eğri büğrüyse, binalar çürük dişler gibi dizilmişse, hava koridorları yoksa ve yeşil alan tahrip edilmişse orada rüşvet, irtikap var. Orada kötü yönetim var ve bu kötü yönetim halka kötülük olarak yansımış. Bunu tersine çevirmemiz lazım. Bu aynı zamanda giderek hasta bir kent ortaya çıkarır. Kentler de hasta olur. Kentler de canlı varlıklar gibidir. Onlar tavuklar gibi pat diye düşüp ölmezler. Ama içinde yaşayan insanları da hasta ederler. İşte insanlar sinirli olur. Evet. İşlerine yetişemezler. Geç giderler. Birbirlerine ayaklarına basarak yürürler. Dirsekleriyle kendilerine yol açarlar. Bunu ortadan kaldırabilmenin en temel yollarından biri nedir? O kenti düzgün, ferrah, yaşanabilir bir alan haline getirmektir. Böyle alanlarımız var. Bakın Esenyurt'ta bir ad altında 3 tane Esenyurt var. Bir tarafta bakıyorsunuz bir semt Avrupa dalga boyunda. Ama öte tarafa gidin hemen Bangladeş gibi. Yoksulluğun diz boyu olduğu, kentleşmenin çok kötü boyutlarda yapıldığı, imar planlarının delindiği bir Esenyurt görüyorsunuz. Sadece imar planları delinmekle kalınmamış. 10 tane imar planımızın 4 tanesi şu anda iptal halinde. Bu 30 bin tane konut mağduru ortaya çıkarmış. Bir takım çetelere peşkeş çekilmiş bu yapılan işler. İnsanlar dairelerinin paralarını vermişler ama daireler orada duruyor ya da başkalarına satılmış. Onlar hak hukuklarına sahip olamamışlar. Tapu mağdurları var.
bir kentin, Ülke Hanım, anayasası o kentin imar planıdır. Siz o imar planlarını delerseniz, gereğini yapmazsanız, dolayısıyla hem kente haksızlık edersiniz, hem de vatandaşa haksızlık edersiniz. Biz bu haksızlıkları önlemeye geliyoruz. Onun için mesela benim hazırlamış olduğum Birlikte Başaracağız kitapçığında burada projelerimiz var. Burada da bir projeler demeti var. Burada ayrıca hazırlamış olduğumuz bir çalıştay var. O çalıştaydan Esenyurt'un güçlü ve zayıf yanlarını çıkardık. 15 tane profesör, akademisyen bir araya gelerek bir gün boyunca kentin dinamikleriyle bir arama konferansı yaptık. Yani biz Esenyurt için gece gündüz çalışıyoruz. Ama demin söylediğim şeye geri döneyim. Bu kitapçığım başında adil, kapsayıcı, eşit ve erişilebilir bir Esenyurt yazıyor. Adil olacağız. Bir yöneticinin her şeyden önce adaletli olması vazgeçilmez bir şeydir. Bugüne kadar adaletli dağılmamış. Çünkü zaten siyasetin de 3 tane temel işlevi vardır Ülke Hanım. 1- Üretimi arttırmak. Bizim güçlü bir yanımız var. Orada 3000 tane fabrikamız var. Türkiye gayri safi milli hasılasının %6'sını biz üretiyoruz. İstanbul sanayisinin %25'i bizde. Çok önemli. Ama buna rağmen kimse bunları öne çıkarmıyor. Daha çok demin söylediğim kötü olaylarla anılıyor Esenyurt. Halbuki bu üretilenin bir de ikinci adım olarak adil paylaşımını da sağlamamız lazım. Yani yaratılan katma değerin tabana yayılması. Tırnak içinde hep bana, rap bana diyerek toplumsal barışı sağlayamazsınız. Dolayısıyla biz bir ülkenin yurttaşlarıyız. Ülkemizin birliği, dirliği, beraberliği bütün vatandaşlarımızın bir arada mutlu olmasını sağlamaya bağlıdır. Buna adayız, bunu yapacağız. Onun için adil olacağız. Kapsayıcı olacağız. Kapsayıcılık neyi ifade ediyor? Esenyurt'ta yaşayan herkesi kapsıyor. Biz belediye başkanı olduğumuz takdirde kimseyi bir ayrımcılığa tabi tutmayacağız. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Ve aynı zamanda belediyede çalışan insanlarla ilgili de bana sorular soruluyor. Siz geldiğinizde işçi çıkaracak mısınız? Hayır. İşini gücünü yapan herkesin bizim başımızın üstünde yeri var. Tersine onların sosyal haklarını daha da geliştirecek bir takım işlere imza atacağım. Çünkü biz emeğe saygı duyan bir anlayıştan geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğinin gereğini orada mutlaka yerine getireceğiz. Onun için kapsayıcı olacağız. Bu kapsayıcılıkla ilgili bir not düşmek istiyorum. Sığınmacılar var. Bu hükümetin yanlış politikası sonucunda Suriye'de bir açık kapı politikası uygulanarak 5-6 milyon insanı içeriye aldılar. Dünya Bankası'ndan, Avrupa Birliği'nden bunların başına para alıyorlar. Ama bu paralar nereye gidiyor o da belli değil. Bu insanları bizim iktidarımızda, Orta Doğu'da yaratacağımız barışla bu kardeşlerimizi kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Çünkü Esenyurt zaten yeterince kalabalık bir yer. Esenyurt zaten 400-500 bin insana göre dizayn edilmiş. Belediyesi de ona göre organize edilmiş. Peki şimdi bizim iktidarımızda dediniz barış yaratılacak, geri gönderilecek. Evet. Peki şimdi Esenyurt'ta nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsunuz? Şimdi 1 milyon, 1,5 milyon mu Esenyurt'un? Şöyle şimdi 1 milyon resmi nüfusu var. Ama belediye bunun yarısı kadar insana göre dizayn edilmiş. Ya. Bunu reorganize edeceğiz. Tabii. Bir de kayıtlı olmayan insanlar var. Kimine göre 1,250, kimine göre 1,500, 1,5 milyon. Yani resmi istatistikler de devletin elinde olduğu için maalesef bununla ilgili de tam bir net bir bilgi yok elimizde. Biz geldiğimizde bunların hepsini tespit edeceğiz. Çünkü bilgiye sahip olmadan çözüm üretemezsin. Tabii. O nedenle yapmamız gereken olay şu. Esenyurt'ta gelmiş, yurt dışından gelmiş, daire almış, vatandaş olmuş insanlar var. Onlara bir diyeceğimiz yok. Ama sen daha kendi ülkenin açlarını, yoksullarını doyurmamışken, emekliliğine doğru dürüst bir maaş vermemişken, Suriyeli sığınmacıları getirip buradaki insanların aşına, işine ortak edemezsin. Ettiğin zaman onlarla ilgili ayrı bir o zaman bütçe ayırman lazım, katkı sunman lazım. Yerel yönetimlere de vermen lazım bu katkıları. Yapmıyorsan o zaman bu büyük haksızlık. Çünkü o tarafa bir katkı sunarsan o zaman sakinlerden keseceksin. Ne ona ne ona eşit hizmet götüremeyeceksin. Dolayısıyla bu yanlış hükümetin yanlışıdır ve behemahal düzeltilmesi lazım. Biz Esenyurt'u kazanacağız Allah'ın izniyle. Ardından da İstanbul Büyükşehir'e İmamoğlu belediye başkanı olacak ve ardından da 2028'e kalmadan olacak genel seçimde de iktidarı değiştireceğiz. Bizim iktidarımızda hem
Orta Doğu'ya barış gelecek, hem Suriye'ye hem de Filistin'e ve bu kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. O nedenle adil ve kapsayıcılık bunlar. Bir de eşitlik çok önemli. Yani mesela bir takım işte demin sordunuz bazı partiler ırkçı heyezanlar içerisinde kendileri bölücülük yapıyorlar, toplumu ayrıştırıyorlar. İnsanların kimlikleri üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. Halk bunlara yüz vermiyor ama kendilerine bir takım şeyler yaratıyorlar. Esenyurt'ta Kürtler var, Türkler var, Lazlar var, Çerkezler var, Sünniler var, Aleviler var. Bunların hepsi bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim kenttaşlarımız, bizim yurttaşlarımız. Ve hepsine eşit derecede bakacağız, eşit derecede hizmet götüreceğiz. Üstelik bazılarına devlet eşitlik de uygulamıyor. Örneğin Alevi yurttaşlarımızın cem evleri var. Tabii, burası bizim ibadethanemiz ama devlet hayır orası ibadethane değil diyor. Bir devletin kendi vatandaşına neyin ibadethane olup olmayacağını vaz etme hakkı yoktur. Bir devletin kendi vatandaşına mezhep, din dayatma hakkı yoktur. O zaman kendisi bizatihi bölücü olur. Bir devletin ırk vaz etme hakkı yoktur. O zaman kendisi devleti kendi vatandaşları arasında niza çıkarır. Akıllı devlet, demokratik devlet bütün vatandaşlarına eşit şekilde yaklaşan, eşit muamele eden, onların kendi olanaklarını gerçekleştirebilmelerinin önünü açan, kendi inançlarını özgürce yapabileceği olanakları sunan devlettir. Bunu maalesef yapamadılar, sosyal devleti de ortadan kaldırdılar. Biz geldiğimiz takdirde bir, demokratik, iki, katılımcı, üç, vesayetten uzak, 4. Adil ve sosyal bir belediyeciliği uygulayarak halkı kucaklayacağız ve o nedenle herkese eşit davranacağız. Ve erişilebilir bir Esenyurt diyorum. Bugüne kadar belediye başkanları gelmiş, kimi kral gibi olmuş. Yani halkın oylarıyla seçilmiş, ulaşılmaz olmuş. Belediyenin kapılarını herkese açmamış, büyüklenmiş. Kişiliği oturmamış insanlar mevki makama geldikten sonra kişilikleri zedelenir. Bu anlamda para, makam tıpkı asitin kumaşa yaptığı gibi onu eritir. Ama kişiliği oluşmuş insanlar bundan etkilenmezler. Bilinci oluşmuş insanlar bunlardan etkilenmezler. Bilirler ki eğer kucaklarını halka açarlarsa, belediyeyi halka açarlarsa ki ben öyle yapacağım, erişilir olursa, halkı proje demokrasi yoluyla projelere ortak ederlerse, halkıyla beraber yürürse, halkının sorunlarını çözerse, hizmet üretirse bu halk kadirşinastır. O belediye başkanını kendi başına tac eder. Benim zaten iddiam bu. Esenyurt halkına da söylüyorum. Ben bir makam ve mevki peşinde değilim. Bunları bırakarak geldim. Allah korusun bir rant peşinde de değilim. Zaten bunlarla mücadele etmeye geliyorum. Benim peşinde olduğum düzgün bir Esenyurt yaratmak, barış Esenyurt'unu yaratmak, huzur Esenyurt'unu yaratmak ve yaşanabilir bir Esenyurt yaratarak geçip giderken bu dünyada Esenyurtluların yüreğinde az da olsa bir yer kaplamak, onların gönlünün profesörü olmak benim tek arzum, tek isteğim budur. Ama bunun için de çok çalışmamız, önce kazanmamız, sonra Esenyurt'la beraber Esenyurt'u İhya etmemiz, Esenyurt'u yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Profesör Doktor Ahmet Hızar diyor ki ben onların, Esenyurt halkının gönlünün profesörü olmaya geliyorum. Evet, benim temel amacım bu. Peki Sayın Ahmet Özer, şimdi bazı başlıklar üzerinde de duralım. Son 7 dakikamızın içerisindeyiz. Evet. Vurgulamamız gereken çok önemli planlar, projeler var. Esenyurt zor bir yer aslında. Evet. Tüm saydıklarınızla birlikte zor, mücadele, çok çalışma gerektiren bir yer. Siz dinliyorsunuz, duyuyorsunuz, bilim insanısınız, bilim insanlarıyla evet. Çalıştınız. Hangi başlıklar ortaya çıkıyor? Bir kere işte demin dedim, kentsel planlama ve ulaşım bizim en öncelikli konularımızdan biridir. Demin biraz bahsettim. Yol ve kavşak düzenlemeleri, büyük şehirle birlikte metronun getirilmesi, hızlı rayın hayata geçirilerek özellikle fuar alanından Cumhuriyet Meydanı'na, bizim Esenyurt'a, oradan da Başakşehir üzerinden İstanbul'a devam etmesi, özelde Esenyurt, genelde İstanbul'un trafiğini rahatlatacak bir şeydir. Ayrıca bir demir köprümüz var. Maalesef çürümeyle karşı karşıya onu Esenyurt'a yeniden kazandıracağız. Park et, devam et şeklinde bir takım cep otoparkları yapacağız. Beykent, Akçaburgaz, Haramidere ve Akçaburgaz tramvay hatlarını hayata geçireceğiz. Bunlar önemli özellikle. Gençlerle ilgili çok önemli projelerimiz var. Mesela annelerle ilgili
kreş projemiz var. Her mahalleye bir kreş. Anneler işe, çocuklar kreşe mottomuz. Bunu hayata geçireceğiz. Lise kampüsü projemiz var. Başlamış, onu bitireceğiz. Çünkü Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gerekli hassasiyeti göstermiyor. Demin söyledim. Tabii. Koskocama Esenyurt'ta sadece 23 tane devlet lisesi var. Bu Allah'a reva mı? Mümkün değildir. Bunu mutlak surette bizim geliştirmemiz lazım. Bir eğitici olarak benim içim yanıyor. Elimden gelen her türlü eğitime katkıyı bir yerel yönetici, bir belediye başkanı olarak yapacağım. Etüt merkezleri, üniversite hazırlık kursları var. Matematik köyünü kuracağız. Bunun nedeni şu, Esenyurt'un önemli güçlü yanlarından biri, demin söyledim, üretimidir. 3000 tane fabrikamız var. Yüksek teknoloji olanlar var. Daha düşük teknolojiyle çalışanlar var. Katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bilişim çağına uygun bir yere gidebilmek için bir Silikon Vadisi neden Esenyurt'ta olmasın? Bunu yapacağız. Gençlik merkezlerini kuracağız. Gençlik meclisini oluşturacağız. Kadın meclisini oluşturacağız. Çünkü katılım çok önemli demokraside. Mesleki eğitim merkezini geliştireceğiz. Kadınlarla ilgili sosyal yaşam merkezi, ücretsiz karama kanser testleri, kanser tarama testleri, aynı zamanda kadın el emeğinin teşviki ve onun aynı zamanda pazarlanması konusunda kadınlarımıza yardımcı olacağız. Afete hazırlık için dirençli bir kent yaratmak için elimizden geleni yapacağız. Kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm değil, kentsel dönüşüm, afet eğitim merkezi gibi projelerimiz var. Sağlıkla ilgili mesela maalesef bir uyuşturucu belasıyla karşı karşıyayız. Tabii bilinçlendirme ve önleme projeleri önemli ama biz aynı zamanda rehabilitasyon merkezleriyle bu işe bulaşmış gençlerimizi onların o kötü emellerinden, aletlerinden çekip çıkaracağız. Ayrıca istihdam merkezleri oluşturarak gençlerimizi kahve köşelerinde sigara dumanları altında tüketmekten kurtarmak da bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. Çünkü orada büyük fabrikalar diyor ki biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz. İnsanlarımız da biz işsiziz diyorlar. Dolayısıyla onları, o aranan elemanı birlikte buluşturacak bir yapı ve hatta benim bir daha önce bir üniversitenin kuruculuğunu da yaptım. Örneğin orada ara eleman yetiştiren bir meslek yüksekokulu oluşturabiliriz. Onlarca dalıyla oradaki fabrikasyona, sanayiye aranan elemanları onun üzerinden oraya transfer ederek, hatta bir kariyer merkeziyle İstanbul'la da anlaşarak oradaki işsizliğin köküne kibrit suyu dökmek bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. İşçi sağlığı, iş güvenliği merkezi önemli. Yaşlılarımızla ilgili geriatri merkezimiz var. Evde bakım hizmetleri projemiz var. Sosyal projelerimiz var. Çünkü orası aynı zamanda belki de İstanbul'un en yoksul semtlerinin olduğu bir yer. Dolayısıyla biz sosyal devletin maalesef bugün yapamadıklarını sosyal belediyecilik yoluyla bir nebze derde deva olmak adına yapacağız. Örneğin Kent Yoksulluk Fonu projemiz var. Esenkart projemiz var. Öğrenci yurtları, üniversite bursları, cami ve cemevi hizmetleri. 6 tane cemevimiz var. Demin dediğim gibi işte oradaki insanlarımızın kendi ibadetlerini rahat bir biçimde yapabilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Camilerimizle ilgili de belediyemizin yapacağı hizmetler neyse her türlü hizmeti vereceğiz. Anadolu'nun renkleri merkezi, örneğin orada çok sayıda il dernekleri var. Onları bir yerde toplayıp ve hepsinin renklerini bir arada yaşatmak bizim temel düşüncelerimizden biri. Konut mağdurları var. 30 bin tane konut mağduru var. Tapu mağdurları var. Onlarla ilgili çözümler geliştireceğiz. Gene aşevi ve günlük yemek dağıtımı, mobil beslenme aracı, hoş geldin bebek paketi, bez ve mama paketi, hayvan severler hiç merak etmesin, hayvan barınağı ve mama bankaları, tanzim satış merkezleri gibi projelerimiz var. Ayrıca Esenyurt'ta kentleşme de çok iyi olmamış. Yani kentleşme fiziki yapıyla ilgilidir. Örneğin ekonomik olarak gelişmiş ama kimliğini bulamamış. Çünkü diğer şeylerin gölgesi altında kalmış. Örneğin demografik olarak büyümüş ama dönüşememiş bu gelen nüfus. Kentsel bir şişmeye, bir demografik şişmeye tabi tutulmuş. Bu nasıl çözülür? İşte o nüfusun hem sanayide hem kültür sanatta hem de aş, iş, beslenme ve barınma hizmetlerini sunarak onları kentin temel paydaşları ve kenttaşları haline getirerek bunu yapacağız. O nedenle de kültür sanat kongre merkezleri projelerimiz var. Yerel sanatçıların desteklenmesi ve benim en büyük hayalimden biri de Esenyurt'u
üçüncü bölgenin kültür sanat başkenti haline getirebilmek. Ve bu olduğu takdirde demin bahsettiğim kentlileşme de çok önemli bir ivme kazanacaktır diye düşünüyorum. Son bir dakikamıza giriyoruz Sayın Ahmet Türsel. Engelli yurttaşlarımızla ilgili projelerimiz var. Yeşil Esenyurt projemiz var. Yaşam vadileri, yeni park yapımları, atık yönetim sistemi ile ilgili projelerimiz var. Çünkü geri dönüşüm İstanbul'un de, en önemli geri dönüşümcüleri Esenyurt'ta. Onlarla birlikte gerçekten orayı önemli bir merkez haline getirebiliriz. Sıfır atık cadde ve bulvar oluşturma var. Bizim çok sayıda projelerimiz var. Madem ki bir dakikamız kaldı, şunu söylemek isterim Ülke Hanım. Huzur ve güvenin olduğu bir Esenyurt, 21. yüzyıla yakışan bir Esenyurt, çarpık kentleşmenin olmadığı bir Esenyurt ve birlikte yönettiğimiz, bu başarıya bütün Esenyurtları ortak ettiğim bir yerel yönetim modelini orada el birliğiyle inşa edeceğiz. Bu umutla, bu heyecanla doluyum. Ben halkımdan destek istiyorum. Destek sizden, hizmet bizden diyorum. Teşekkür ediyorum. Huzur beraberinde güven, bilim, adalet, eşit dağılımı sağlayabilmek, eğitim ve üretim. Üretim. Zaten siyasetin bu anlamda üç temel işlevi var. Evet. Bir, üretimi arttırmak. İki, katma değeri tabana yaymak. Üretilenin adil paylaşımına öncülük etmek. Üç, bunları toplumsal barış ve huzur içinde yapmak. Bu üçünü yaptığınız zaman zaten bütün görevlerinizi yerine getirmiş olursunuz. Bu projeleri de hepsi bu üçünün altında yer alan projelerdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ahmet Özer, size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Seçime sağ olun. Çok az bir süre kaldı. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Profesör Doktor Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Başkan adayı yayınımızdaydı. Veda zamanı geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.